Sevgili izleyiciler, şu an Kozan Küçük Sanayi Sitesi'nin girişindeyiz. Kozan Adana Karayolu üzerindeki Kozan'ın Küçük Sanayi Sitesi. Hem buranın esnafı, aynı zamanda da Kozan Büyük Birlik Partisi ilçe başkanı Gürdal Topal bizleri buraya davet etti. Kozan Sanayi Sitesi'nin girişinin trafik yoğunluğunu kaldırmadığını ve buradaki trafiğe ait çözüm ve projelerin olduğunu söyledi. Onun için kendisinin yanına geldik. Gürdal Bey, merhaba, iyi akşamlar. İlk önce teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm Kozanlı hemşirelerimi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gerçekten Kozan'ımızın birçok sorunu var. Bu sorunların bazıları kronik sorunlar, bazıları da çok çabuk çözülebilecek sorunlar. Biz bu sorunların hepsini farkındayız, takip ediyoruz, çözülmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Bugün de kamuoyunu bilgilendirmek istedik. Kozan Sanayi Sitesi'nin giriş kısmındayız. Sanayi Sitesi, Kozan'ımızın ticaret ve ekonomik anlamda en önemli merkezlerinden birisidir. Bu sebeple de trafiğin yoğun olduğu sanayinin giriş kısmındayız. Ve artık araçların büyümesi, trafiğin yoğun olması sebebiyle de sanayi giriş kısmında sıkıntılar yaşanmaktadır. Artık trafik ışıkları yetersiz gelmektedir. Dolayısıyla can kayıplı, maddi hasarlı, yaralanmalı trafik kazaları meydana geliyor. Kozan'ımızın giriş kısmındayız. Sanayinin girişindeyiz. Kozan'a böyle bir vitrin yakışmamaktadır. Giriş kısmının bir an önce çözülmesi ve yetkililere de buranın daha içeriden cep oluşturularak yapılmasını talep ediyoruz. Yani Kozan'ımıza bu vitrin yakışmamaktadır. Bir an önce çözülmesini istiyoruz. Peki yetkililerle buradaki rahatsızlık üzerine hiç görüştünüz mü? Yetkili kurumlara siz başvurdunuz? Birçok kişiyle görüştük. İlk önce Sanayi Başkanlığı'yla görüşüldü. Ve Sanayi Başkanlığı'nın bu konunun içerisinden çıkamayacağını anladık ve duyarsız kaldığını gördük. Daha sonra Kozan Belediyesi'ne gittik. Kozan'ımızın sorunlarını Kozan Belediyesi'nin dile getirmesini istedik. Onların çözmesi gerektiğini düşündük. Ama Kozan Belediyesi de bize verdiği cevap, burasının kendilerine ait olmadığını, Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu söylediler. Biz de işimizin gücümüzün arasında Büyükşehir Belediyesi'ne gittik. Büyükşehir Belediyesi'ndeki bu sıkıntıyı anlatınca kendilerine ait olmadığını, karayollarına ait olduğunu söylediler. Biz bu duruma çok şaşırdık. Biliyorsunuz karayolları kendilerine çok güzel bir bina yaptı. Ve giriş kısmı da cep oluşturularak çok düzenli bir giriş kısmı var. Biz de sanayinin giriş kısmına aynı şekilde yapılmasını istedik. Ama karayollarındaki yetkililer de burasının kendilerine ait olmadığını, belediyelere ait olduğunu söylediler, bizi gönderdiler. Şimdi soruyorum size, yetkililere soruyorum, kamuoyuna soruyorum. Bu sanayi kime ait? Bu sanayinin girişi kime ait? Eğer yetkililer sahip çıkmıyorsa buraya biz sahip çıkacağız. Çözülmesi için de elimizden geleni yapacağız. Sanayiye sahip çıkmak, kalkınmaya sahip çıkmak. Sanayiye sahip çıkmak, Kozan'a sahip çıkmak. Sanayiye sahip çıkmak, gençlere sahip çıkmak. Sanayiye sahip çıkmak, işsizliği azaltmak. Kozan'ımızı bu kadar sahipsiz bırakılmamalıydı. Bu sorunun bir an önce çözülmesini de istiyoruz. Ve bir an önce acilen çözülmesi gerektiğini, çok büyük bir maddiyat gerekmiyor. Peki sizin çözüm öneriniz ve projeniz nedir bu konuda? Çözümümüz şu. Buraya karayollarının giriş kısmı cep oluşturularak içeriden güzel bir giriş kısmı var. Aynı şekilde Kozan Sanayi Sitesi'ne de yan tarafları istimlak ederek, zaten orası belediyelere ait, istimlak ederek içeriden cep oluşturularak giriş ve çıkışın sağlanması. Ve Kozan'ımıza estetik olarak ve vitrin olarak Kozan sanayi esnafımıza bunu hak ediyor. Bir an önce çözülsün. Gerek mühendislerle, gerek harita çizimcilerimizle bu projemizi çizdik. İster karayolları, ister belediye, onlara da verebiliriz. Yeter ki bu sorun çözülsün, onlara yardımcı da olabiliriz. Bir an önce bu sorunun çözülüp Kozan Sanayi Sitesi'nin sanayi esnafı da
yurt içinden, yurt dışından gelen müşterilerimize de bir an önce bu sorunu çözülüp trafiğinde rahata kavuşması ve estetik olarak da Kozan'ımıza yakışır bir giriş olmasını sizler aracılığıyla kamuoyuna duyurduk. Sağ olun, var olun, teşekkür ediyoruz. Sağ olun Gürdal Bey. Buraya da aynı zamanda siz bir tabutla geldiniz. Tabut getirdiniz. Evet, şimdi burada bir trafik kazası olduğunu düşünelim. Bu trafik kazasında... Oluyor da zaten çok zaman işte. Evet, çok can kayıplı trafik kazaları meydana geliyor. Ve burada bir tabut var. Bu tabutta evladınızın olduğunu düşünün. Kardeşinizin olduğunu düşünün. Hatta anne babanızın olduğunu düşünün. Kendiniz olduğunu düşünün. Yani bu kadar mı sahipsiz bırakılması lazım bu memleketin? Yani baktığımız zaman Kozan'da yani sorunlar bitmiyor ama çok maddi bütçe gerekmeden bu sorun çözülmesi gerekiyor. Bir an önce şu sanayi de kendine has bir giriş olsun ve müşteriler de rahat bir şekilde giriş çıkış sağlasın. Bakın karayolları, refüjleri kapattı. Teşekkür ediyoruz karayollarına. Tamam, trafik kazalarının meydana gelmemesi için refüjler kapandı ama bu sefer sanayinin girişinde sıkıntılar doğmaktadır. Ve buradan U dönüşü yapmak zorunda kalıyorlar. Bu da araçlara çok büyük bir kaza meydana gelmesine sebebiyet veriyor. Buranın bir an önce çözüm bulup dediğimiz gibi kavşak yapılması lazım. Sanayinin içerisinde cep oluşturularak belirli bir arsa istimlak edilerek güzel bir giriş sağlanması lazım. Bu trafiğin sıkışkınlığı mesela kuzey ve güneydeki sanayi girişindeki çıkışlar kullanılmaz hale geldi. Ve güzel bir girişimiz olursa sanayiye girip çıkan araçların da kamera kayıtları oluşur ve kayıt altına alınır. Esnafın malı güvence altına alınır. Biz bu tavsiyeyi yetkililere de söylüyoruz. Bir an önce çözülmesini de istiyoruz. Buradaki dönüş alanı karayollarının aradaki refüji kapatmasından meydana geldi. Yani ekstra bir trafik de şu an burada oluştu. Gürdal Başkan burada iyi bir konuya temas etti. Kozan Adana Karayolu'nun bu aradaki refüjler de kapanarak ara geçişler önlendi. İyi bir çalışma oldu. Trafik kazaları bir nebze de olsun burada hafifledi ama bu sefer sanayinin kavşağına ağırlık yük bindi. Buradaki trafik yükü buradaki petrole, sanayiye dönüşlere yansıyor. Bir an önce yetkililerin buraya bir çözüm bularak, bir proje üreterek sanayiyi bu trafikte rahatlatması gerekiyor.